Efendim iyi akşamlar. Soğuk Aralık gecenize bir sıcaklık getirmek için o umutla buradayız. Yeni bir empatiye hoş geldiniz. Bu akşam harika bir konuğum var. Gerçek bir hikaye anlatıcısı. Bu konularda gemi yüzdürmüş birisiyle birlikteyiz. Ezel'cim hoş geldin. Hoş Ezel Akay ile birlikteyiz. Ezel Akay'ın filmlerini çok severim. Programlarını çok severim. Kendisini çok severim. Tiyatral zevk aldığım yaptığı şeylerden hem de sineması kuvvetli, nefis bir anlatıcıdır. Nasılsın Ezel? İyiyim sağ ol, bil mukabele öyle denir. Evet, ben de aynen. Ne yapıyorsun bu aralar? Vallahi bir dizinin showrunner'lığını yapıyorum. Bir sinema filmi, iki tane sinema film projemiz var. Bir tanesi biraz gecikti korona yüzünden. İkisi üst üste geldi. Levent Kazak'la bir Zeki Müren, bir Kitabül Hiyel. Çalışıyoruz. İhsan'la konuştum. İhsan haklarını aldım. Evet. Valla hendek atlatmışsın hayata. Çünkü İhsan Oktay'dan onları alabilmek. Yok, biz İhsan'la yaklaşık bir 6 sene önce, 6-7 sene önce oturduk. Birlikte çalıştık. Evet. Senaryosunu. O bana bir tretman yazdı. Ben bir başka tretman yazdım. Falan. Bayağı çalışmıştık. Sonra araya işte bu koronalar vesaireler girince kaldı. Şimdi tekrar inanç tazeledik. Ah. Benim çok hoşuma giden bir projedir yani yıllardır. Ne kadar uygun bir ikilisiniz. Çünkü ben hep senin öyle büyülü şeyleri çok iyi anlattığını düşünüyorum. Seviyorum. Evet, her birin başarılı olmuş şeyler. Ezel'cim bizim hikayemizi, programımızı hiç izleme şansın evet, oldu mu? Evet. Doğru söyle ya. Baştan sonra bir bölüm yok, baştan sonra izlemedim hakikaten. Tamam. Birazcık bahsedeyim mi? Lütfen. Seyircimize de bir hatırlatma olur. Şimdi ikinci, üçüncü sayfa haberlerimiz var. Bunlar hayatın içinde şöyle göz ucuyla baktığımız, bazen bakıp geçtiğimiz, bazen hiç bakmadan geçtiğimiz, fark etmediğimiz şeyler. Onları alıyoruz, biraz derinlemesine inceliyoruz. Ne olmuş burada? Yani sadece okuduğumuz başlıktan, ilk cümleden ibaret değil bunlar deyip araştırıyoruz ve görüyoruz ki altında çok katman var. Ve birbirimizi anlamak için bu konu, o hikayelerden birinin öznesi ya da içinden bazı öznelerin yerine zaman zaman yer değiştirerek geçmeni istiyoruz senin. Ezel'in düşüncelerini, fikirlerini hikayelerin başında ve sonunda çok duymak isteriz ama arasında hikaye boyunca senin bizim rica ettiğimiz öznenin içinde onun hırkasıyla yani o karakter olarak karakter konuşmak olarak, evet, gerekiyor. Aynen, konuşmanı gerektiriyor. Böylece biraz hikayenin künhüne varmaya çalışıyoruz. Anlaştık tamam mı? Anlaştık. Ailenden ve köyünden ayrı bir yerde küçük yaşta yatılı okula gidince ne hissettin? Biraz köyden sıkılmıştım. Yani iyi geldi aslında. Köyden ve emek verdiğin öğrencilerden ayrılacak olmak seni üzer mi? Kendi çocuklarından ayrılmak gibi oldu. Ama hala görüşüyoruz. Tek başına İstanbul'a gitmek seni korkutur mu? Vallahi o kadar kızgındım ki korkmadım. Çocuk yaşta baba olduğunda nasıl hissettin? Aa, çok telaşlandım aslında ama bir yandan da ya oyun gibiydi. Şimdiki aklım olsa yapmazdım. Arkadaşların için hiç düşünmeden kendini feda eder misin canına? Düşünmeden etmem ama düşünerek ederim. Hastalık kalıcı, işini de yapamıyorsun. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bunun böyle bir hastalığa dönüşmesi benim kafamı almıyor. Kendi ne yapacağımı bilemiyorum aslında. Evlendin, sürekli yazıyorsun ama yazdıklarında karşılık bulmuyor. Nereye varacak bu iş? Öyle çok gelgitli ruh halleri yaratıyor bu durum. Herhalde beni kimse fark etmeden ölüp gideceğim. Özverili olmak sence ne anlama geliyor? Mesela sen Ezel olarak kendini özverili birisi olarak tarif edebilir misin? Tanımlayabilir misin? Özveri ne demekti? Ne demekti diye soruyorum. Vallahi özveri işte kendinden vermek anlamına gelen bir şey. Biraz bu yeni Türkçe kelimelerde bir takım problemler var. Sadece bir soru muydu? Evet. Gerçekten. Evet evet gerçekten sordum. Sen din cambazısındı. Evet, bana ters köşe yaptı. Özveri, fedakarlık diyelim. Evet, fedakarlık istersen. Mesela daha açıklayıcı bir şey. Çünkü feda etmek evet, feda gibi bir şey. Aslında zamanını, vücudunu, aklını feda etmek. Bunların hepsi aynı fedakarlık şeyine girer. Ben çok önemsiyorum bunu. Çünkü verince bir şey kaybolmaz. Böyle bir fedakar bir şeyleri feda ediyorsa, bir zamanını, vaktini. Yani bir şey vermek insanlara, kendinden başkasına bir şey vermek. Ticari terimlerle
konuşacak olursak, vermek demek yani karşılığını almadan vermek, kaybetmek anlamına geliyor. Halbuki insani terimlerde, özellikle bu devirde. Evet, halbuki insani terimlerde tam tersine. Verdikçe zenginleşirsin. Verdikçe çoğalır. Sen verirsin, karşı taraf bunu anlamayabilir ama dünya anlar. Sen bu konuda nasılsın? Ben varını yoğunu başkalarıyla paylaşanlar cemaatindenim aslında. Güzel, güzel. Bundan da zevk alırım. Şimdi bu soru hikayenin içine bir olta atıyor. Onun için sorulmuş bir soruydu. Ezel'le görüşmek üzere. Yine görüşelim, sık görüşelim. Sivil'de de görüşelim ama şimdi değil. Bak şimdi kim oluyorsun? 80'li yılların sonunda Van'ın Gevaş ilçesine bağlı bir köyde doğdun. 3 kız ve 3 erkek, 6 kardeşsiniz. Ailen hayvancılıkla uğraşıyor. Köyde bir okul olmasına rağmen ablan ve abin hayvanlarla uğraşmaktan okula gidemiyorlar. Senin sıran geldiğinde ailen okuman yönünde karar veriyor. Ancak maddi imkanlar yetersiz. O sebeple de seni ancak yatılı okula gönderebiliyorlar. Ailenden ve köyünden ayrı bir yerde, küçük yaşta yatılı okula gidince ne hissettin? Vallahi biraz köyden sıkılmıştım. Yani iyi geldi aslında. Tabii zorlandı ve o yaşta insan... Hikaye anlatıcıları böyledir. Gık demeden girdi hemen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok hoş, buyurun. Biraz ne olursa olsun şehre alışmak, yani daha büyük bir yere alışmak daha kolay değil. Ama ne olursa olsun televizyon var, şu var, bu var. Hani dünyanın varlığından haberdarız. Onun için ben çok heyecan duydum. Güzel. Kurtuldum demeyeyim. Çünkü orada da çok bizim aile birbirini çok seven insanlardan oluşuyordu. Evet. Onları da özlüyorum. Özellikle herhalde annemi özlüyorumdur en çok. Ama çok heyecan verici bir deney olacak diye düşünerek... Memnunsun. Sevinerek gittim. Başıma gelecekleri bilmeden. Üniversiteye kadar Van'da yatılı okula devam ediyor. Tatil ve boş zamanlarında köyüne dönerek ailenle vakit geçiriyorsun. Başarılı bir öğrenci olduğun için ailen bu durumdan çok memnun. Üniversite sınavında Karabük Üniversitesi tarih bölümünü kazanıyorsun. Okulu bitirdiğinde öğretmen olarak olmak üzere KPSS sınavına giriyor. Ancak kazanamıyorsun, geçemiyorsun sınavı. Köyüne dönüp hayvancılıkla uğraşmaya başlıyorsun. Epey uzun süre köyden uzak kalıp üniversite bitirdikten sonra köyde hayvancılığa dönmek seni mutlu etti mi? Karabük'te olsa, başka bir yerde olsa, bugün Türkiye'deki bütün üniversiteler hep dünyanın, Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar olduğu için üniversitelerde, ben de işte Van'dan Karabük'e gitmişim, yani doğudan batıya seyahat. Onun için oradaki sosyal ortam insanı esas eğiten o. Orada yani benim için iyi bir deneyimdi aslında. Peki, kötü bir deneyim değildi. KPSS'yi geçemedin diye şimdi tekrar köye dönüp başladığın yere dönmek bir anlamda. O bana hep bir haksızlık gibi geliyor. Yani değil mi? Kazanamamak KPSS'yi. Ve geri dönmek zorunda kalmak. Geri dönmek de biraz acıklı aslında. Köyde kalmaya devam eder misin yoksa geleceğin için bir başka yol arar mısın? Mutlaka planlar yaptım. Yani mutlaka dedim hani sadece burada olmayacağım diye düşündüm. Arıyorsun yani. Evet. Sözleşme karşılığı ücretli öğretmenlik için başvuru yapıyorsun. Hayat koşullarının çok zor olduğu bir mezrada öğretmen olmayan bir okuldan bahsediyorlar. Sen yine de denemeye karar veriyorsun. Tarih mezunusun ancak o okula gidersen ancak sınıf öğretmenliği yapabileceksin. O mezraya öğretmen olarak gidiyor ve okulun lojmanına yerleşiyorsun. Bulunduğun yerde internet ve telefon altyapısı yok. Şebekeye ulaşmak için tepelere tırmanman gerekiyor. Çocuklar için hazırlamayı planladığın ödevlere, alıştırmalara, oyunlara falan ulaşamıyorsun. Ulaşmakta çok güçlük çekiyorsun ya da. Eğitim için internetin şart olduğunu düşünürsek sürekli tepeye çıkmak dışında yapılacak hiçbir şey yok. Bu zorlu koşullara rağmen çocuklara bilgiyi ve müfredatı nasıl ulaştıracaksın? Çağdaş eğitim imkanları olmadan öğretmenlik yapmaya devam etmek mümkün mü? Ne dersin? Ya bir yere kadar mümkün. Ben de öyle düşündüm. Yani kendi bildiklerimi, kendi kitaplarımı, kendi topladığım bilgileri kullanmaya çalışarak öğrencilerle
Çünkü öğretmen-öğrenci ilişkisi de öğrenciyi de öğretmeni de değiştiren bir ilişki. Dönüştüren değil mi? Yani o benim çok hoşuma gitti öğretmenlik aslında. Sadece giderek tabii ki öğrencilere bir şey verememek de o biraz bir vicdanlılık meselesi beni yaraladı. Ve girişimci bir tarafım olması lazım bunu halledebilmek için deyip oradan buradan yardım istedim. Oraya interneti getirmek mesela en önemlisiydi. Çünkü o zaman bir ekrandan çocuklara dünyaya pencere açmak mümkün olurdu. Bayağı bir çabaladım. Peki her sabah köylüler bile uyanmadan kalkıyor. Köylüler bile uyanmadan nasıl kalkar? Onlar saat 5'te, 4.30-5'te. Neyse. Peki. Ama çok gayretli olduğu anlaşılıyor. Sınıfı temizliyor, sobayı yakıyorsun. Öğrencilerin derslerde rahat edebilmeleri için her türlü hazırlığı yapıyorsun. Onların sıcak ve rahat bir ortamda eğitim almaları senin açından çok önemli. Sık sık internete ulaşmak için o tepeye çıkıyor ve öğrencilerin için gerekli bilgileri toparlamaya çalışıyorsun. Oysa kışın kar yağınca hem tepeye hem de çıksan da oraya şebekeye ulaşmak neredeyse imkansız. Mezra okulunda senden başka kimse de yok. Hem öğretmen, hem okul görevlisi, hem de öğrencilerin her şeyi sensin. Bu durum zamanla seni çok yıpratıyor. Fiziksel ve ruhsal olarak çok zorlandığın durumlarda mesleğini bırakmak aklına gelir mi, geldi mi? Çocukları da alıp hep birlikte başka bir yere gitsek daha ne kadar daha iyi olurdu diye düşündüğüm oldu. Onları bırakmak biraz zor göründü kendi başlarına. Kaçıp gitmek biraz zor göründü. Burada aşk var çünkü evet. Biraz değil mi? Yine çok yorgun ve çaresiz hissettiğim bir kış günü öğrencilerin doğum günün olduğunu öğreniyor. Senin doğum günün olduğunu öğreniyor. Ve sana sürpriz bir doğum günü hazırlıyorlar. Hepsi evde kendi imkanlarıyla hazırladıkları hediyeleri sınıfa getiriyorlar filan. Üzerindeki bütün kara bulutlar birden dağılıyor. Ve o gün ilk defa çok mutlu oluyorsun. Öğrencilerin sayesinde ilk defa bu kadar mutlu oldun. Ne hissediyorsun? Bu senin için bir teselli mi? Mesleğine devam etmek için yeniden heyecan duymaya yeterli mi? Ne dersin? Ya galiba doğuda böyle boşlukların içinde çobanlık yapan doğulu gençlerin birçoğunda batıda olmayan bir romantizm var. Daha duygusal oluyoruz diye düşünüyorum. Benim birçok arkadaşım da öyleydi. Fakat çalışmaktan duygusallığa fırsat kalmıyordu. Ama o doğum günü hediyeleri, o doğum günü anladım ki yani çocukların hayatında bir değişiklik yapmışım. Hem insan olarak dokunduğunu biliyorsun evet, artık. Orada bir dokunduğunu hissediyorsun gerçekten. Aldığım hediyelerden çocukların böyle bir organizasyona girişmiş olmaları tabii ki. Hediye değil çok mesele. Onu, evet. Çok iyi hissettirdi kendimi. Zamanla köylülerle iletişimin ilerliyor doğal olarak. Sana çok iyi bakıyor ve okuldaki görevlerine destek olmaya gayret ediyorlar. Yaz tatillerinde evine gittiğinde bile mezrayı ve okulu özlemeye başlıyorsun. Böylece tas tamam 5 sene geçiyor. İlk öğrencilerin mezun oluyor, 5. senenin sonunda başka bir okula atanıyorsun. Köyden ve emek verdiğin öğrencilerden ayrılacak olmak seni üzer mi? Çok üzdü canım. Kendi çocuklarından ayrılmak gibi oldu. Ama hala görüşüyoruz. Eşyalarını toplamak için okula gittiğinde bir önceki sene ana sınıfında okuyan bir kız çocuğu yanına geliyor. Sen gitmek üzeresin, elinde neredeyse bavulun. O kız çocuğu 1. sınıfa geçmiş ve seni görünce ders yapmaya geldiğini zannediyor. Sense artık okulda görevli olmadığını, buradan ayrılmak üzere olduğunu anlatıyorsun. O kız mezradaki okulda kalan tek çocuk, tek öğrenci. Okumayı çok istiyor. Senin okuldan ayrılacağını duyunca çok üzülüyor, ağlıyor. Öğretmenim beni bırakmayın diyor. Senden sonra okula öğretmen ataması yapılmayacağını biliyorsun. Bir öğrenci var çünkü. Okuldan ayrılırken o kız çocuğuyla duygusal anlar yaşıyorsunuz. Kızın hali seni çok etkiliyor. Sen gidince başka bir öğretmen gelmeyecek. Okuldaki tek öğrenci bu kız çocuğu. O da okuyamayacak. Bu durum karşısında ne düşünürsün, ne düşündün? İlk aklıma gelen şey ne yapabiliriz oldu aslında. Ailesiyle konuşmayı aslında bir denedim. Yani başka bir ne konuştunuz okula, ailede? Başka bir okula gönderirler mi? Hmm. Çok istiyor çünkü çocuk. Öyle çözümler olabilir mi diye. Tabii oldukça yoksul bir aile şüphesiz.
Bir de kız çocuğu meselesi. Bir de kız çocuğu daha da şey. Onu okula göndermiş olmaları bile harika bir şey. Yani artık tabii herkes televizyonu var, hatta interneti var. Dünyanın başka bir dünya olduğunu öğrendi herkes. Köylüler de eski köylüler değil. Ne olursa olsun bir taassup olmasına rağmen. Onlar da çocuklarını okutmak isteyen bir aile. Kız çocuğunun söylediklerinden çok etkilendiğin için her hafta sonu ona ders vermek için okula geleceğini söylüyorsun hafta sonları. Gideceğin yerle eski okulun arası karayoluyla 10 kilometreye yakın mesafe var. Senin tayin uzağa çıkmamış. 10 kilometre öteye yollamışlar. Fena değildi. Ancak bu mesafe dağ yolu ile daha kısalıyor. Sen her hafta sonu birçok riski göze alarak küçük kız çocuğu için mezradaki okula kadar yürüyerek gidiyorsun. Sözünü tuttun ancak bu duruma devam etmen de epey zor. Bundan sonra ne yapacaksın? Durumun değişeceğini düşünüyor musun? Hafta sonları gitmek gelmek ne kadar sürdürebilirsin? Hiç değilse okumayı öğrensin de ondan sonrası belki başka yol bulunur diye uzun bir süre devam ettim. Ben yatılı okudum ilkokulu. Acaba o da yatılı okuyabilir mi diye de gittiğim yerde bir araştırma yaptım ama pek olumlu bir şey çıkmadı. Ne olacak, bırakacak mıyız kızı? Kara kara düşünüyorum valla. Her hafta sonu 5 kilometrelik yolu yürüyerek, yani 10 kilometre karayoluydu, sen yürüyerek daha açtığın için 5 kilometrelik yolu yürüyerek mezraya gidip gelip o kız çocuğuna ders vermeye başlıyorsun. Bu çaban hem köydekiler hem de etrafta duyanlar tarafından çok takdir ediliyor. Kısa bir süre sonra gazetelerde haberi çıkıyor bu hadisenin. Durumun haberlere konu olmasının ardından bir kamuoyu baskısı oluşuyor ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mezraya öğretmen atanıyor. Artık bu olaya vesile olan kişiyle, bu hikayedeki özverili öğretmenle bir tanışalım mı? Tanışalım. Geliyor Ezel. Cihan Yakut öğretmenimiz. Cihan Yakut, mezradaki okulda kalan tek öğrenci ise küçük Zilan Patır. Zilan. Tek öğrenci olması sebebiyle geçen yıl kapanan Doruklu Mezrası İlkokulu'nun kapıları Zilan için yeniden açılıyor. Cihan öğretmenin Zilan için yaptığı fedakarlık sadece onun değil, birçok çocuğun okula gidebilmesi için bir imkan yaratıyor. Cihan Yakut'un abla ve abisi okula devam edememiş olsa da küçük kardeşlerinin hepsi okudu ve meslek sahibi oldular. Cihan öğretmenin bir sonraki hedefi görevli olduğu köylerde sadece çocuklara değil yetişkinlere de eğitim verebilmek. Okuma yazma bilmeyen herkese eğitim götürmeyi amaçlıyor. Şimdi Cihan'cığım, sana soruyorum. Cihan hocam, seni okutmaya karar veren anne babana ne söylemek istersin? Beni okuttunuz, bu sayede başkaları da okudu. Yani aslında o aldığı eğitim başkalarının, yani bana verilen şeyi ben de başkalarına verdim. Yani bana vermiş olmadınız sadece. Siz bir sürü, belki 50-60-100 kişinin eğitim vesilesi almasını... Vesilesi oldunuz. Yani bir insanı eğitmek aslında ona imkan yaratmak, aslında birçok başka insanın da eğitilmesini sağlayan bir şey. Peki Zilan için sen her hafta sonu 5 kilometre yürüyecek bir fedakarlığı, özveriyi göze aldığında o fedakarlığı yaparken ne düşünüyordun? Sadece Zilan meselesi miydi? Yoksa bunun neye yol açabileceğini hiç düşünerek? Aslında önce yapıp sonra düşündüm. Yani yapmak, çünkü bana, ben öyleyim yani, bana gayet tabii geliyor onu yapmak. Ama sadece yapmıyorsun, ondan sonra yaptığını da düşünüyorsun. Başkalarının tepkilerinden falan yola çıkarak ne yaptığını bir daha düşünüyorsun. Ve mesela anlıyorsun ki örnek oluyorsun. O zaman bir daha devam, örnek olmaya da ayrıca çaba gösteriyorsun. Yaptığın şeylerin fark edilmesini, başkalarının da benzer şeyler yapmasını teşvik ediyorsun. Ön alıyorsun, yol gösteriyorsun, yol açıyorsun. Koçbaşı gibi bunu bir şey. Bunu fark ediyorsun. Dolayısıyla
yeni bir strateji hazırlıyorsun. Mesela işte yetişkinlere de eğitim vermek. Çünkü çocukların ailelerini eğitmek, çocukları eğitmek kadar önemli. Cihan Hocam, galiba bu öğretmenlik denen şey bir ruh hali. Ne dersin? Kesinlikle. Bir meslek sayılmaz, bir hayat tarzı. Bir meslekten çok daha fazlası. Evet, doktorluk gibi, evet. Film yönetmenliği gibi. Cihan Hoca'yı işine tekrar iade edelim mi? Çok tuttuk. Evet. Teşekkür ediyoruz Cihan Hoca'ya. Ezelim, sen de birazcık bana dönersen sevinirim. Tamam. Şimdi Ezel'le konuşalım. Kendisi burada mı? Buradayım. Burada. Bir daha sorabilir miyim? Özverili birisi misin? Karşılığını düşünmeden iyilik yapar mısın? Karşılık diye bir şey zaten iyiliğe ters. Ters. İyilik o öyle karşılıkla alakası. Hep bunlar ticari terimler. Yani bir iyilik yapmak gerektiği için yapılır. O karşılık bekleyerek yapılırsa ticaret olur. Duyurulmadan, fazla gösterişe girmeden yapılır, edilir. Yapanla yapılan arasında bir şeydir. Ben bir tarafında mühendisim. Öyle hani gösteriş şudur budur, yani işi problemi çözmek. Evet. Ben iyilik ihtiyacını bir problem olarak görüyorum. Onu çözmek. Hemen aklıma gelen şey çözmek. Dolayısıyla ay ne kadar iyi kalpliymişim, şuymuş buymuş, bunlarla ilgilenmiyorum. Benim kafam takılıyor. Benden ne gidiyor falan. Tabii canım, ne lüzum var. Bir şey gideceği de yok. Ben iyilik yaptım. Hiç kimseden bir zarar görmedim. Yani karşılık görmedim ama. Beklemedim de. Beklemediğim için benim önemsediğim bir arıza çıkmadı. Beklemediğin zaman zaten iyilik oluyor. Evet. Eğitime ulaşmak için zorlanan özellikle de kız çocukları için ne yapılması gerekir Ezel? Ne yapmak lazım? Yani kız çocuklarını okutamazsak biz hiçbir şey olamayacağız çünkü bunu biliyoruz ya. Şimdi bütün dünyada tartışılan bir konu var. Klasik eğitim sistemi, yani bugüne kadar gelmiş olan eğitim sistemi hatalarla dolu artık. Bu dünyanın ihtiyaçlarını karşılamıyor. Dolayısıyla herkes onu daha sahici etkisi olan bir eğitim ne olur diye uğraşıyorlar. Finlandiya modeli filan. Hep Finlandiya en çok tartışılanlardan. Çok düşünüyorlar ve çok çaba sarf ediyorlar. Çünkü, ve çok doğru şeyler var orada. Yani çocukların oyun oynamasını sağlamak onlara fizik, kimya, biyoloji öğretmekten çok daha faydalı. Evet. Dil ve matematik. Evet. Bu ikisi... Analitik düşünmeyi esas bu eğitim denen şeyler. Şey bu ikisinin öğrenilmesiyle oluşuyor. Onun dışında örnekler, filmler ve internetin ne kadar önemli bir devrim olduğunu biraz daha geç anlayacağız. Yani herkes internetten korkuyor ediyor ama ben mesela kız çocuklarının gizlice veya bilerek hemen internete açılmasını, oradan okumalarını, oynamalarını, gezmelerini, bakmalarını tavsiye ediyorum. Ailenden ve köyünden ayrı bir yerde, küçük yaşta, yatılı okula gidince ne hissettin? Biraz köyden sıkılmıştım. Yani iyi geldi aslında. Çağdaş eğitim imkanları olmadan öğretmenlik yapmaya devam etmek mümkün mü? Sadece giderek tabii ki öğrencilere bir şey verememek de o biraz bir vicdanlılık meselesi. Beni yaraladı. Fiziksel ve ruhsal olarak çok zorlandığın durumlarda mesleğini bırakmak aklına gelir mi? Çocukları da alıp hep birlikte başka bir yere gitsek ne kadar daha iyi olurdu diye düşündüğüm oldu. Köyden ve emek verdiğin öğrencilerden ayrılacak olmak seni üzer mi? Kendi çocuklarından ayrılmak gibi oldu. Ama hala görüşüyoruz. Küçük kız çocuğu için mezradaki okula kadar yürüyerek gidiyorsun. Sözünü tuttun ancak bu duruma devam etmen de epey zor. Bundan sonra ne yapacaksın? Hiç değilse okumayı öğrensin de ondan sonrası belki başka yol bulunur diye uzun süre devam ettim. Cihan öğretmenin bir sonraki hedefi görevli olduğu köylerde sadece çocuklara değil yetişkinlere de eğitim verebilmek. Okuma yazma bilmeyen herkese eğitim götürmeyi amaçlıyor. Azimli olmak konusunda ne düşünüyorsun? Sen azimli birisi misin? Evet. Ben biliyorum da öyle olduğunu. Yine de seyircimiz duysun. Yani bana şimdi bu insanın kendisiyle ilgili fikirleri daha az önemli. Başkalarının ne dediği daha belirleyici oluyor. Ben genellikle çok azimli bilinirim. Bazen bıkıyorum azmetmekten. Tembelliğe kaçıyorum. Ama şey, yılmıyorsun değil mi? Yok, asla hani yılmak diye bir şey söz konusu değil. Bir de ben iyimser ya da kötümser değilim, yani işi halletmeye o da daha konsantreyim.
Halledilebilir geliyorsa bana çok fazla söz dinlemem. Peki. Azimli Ezel Bey ile birazdan görüşeceğiz. Şimdi efendim, 1970 yılında Mardin'de dünyaya geldim. İmkansızlıklar sebebiyle elbette okula gidemediğin için 7 yaşına geldiğinde baban seni Adana'da yaşayan bir akrabanızın yanına çalışmaya gönderdi. Adana'da bir kebapçıda çalışmaya başladın. İlk başlarda mutfakta soğan sarımsak soyarak, bulaşık yıkayarak çalışıyorsun. Akrabanın yanında kalıyorsun ancak yabancılık çektiğin için de pek rahat edemiyorsun. Mutfakta çalışanlarla birlikte 10 kişinin bir arada kaldığı günlük kiraya verilen bir odaya taşınıyorsun. Yatağın ve bir örtü dışında hiçbir eşyan, müktesebatın yok. Bu şartlar altında bir yandan çalışıyor, bir yandan da ailene para göndermeye gayret ediyorsun. Küçük yaşta ailenden ayrı bir şehirde zor şartlar altında yaşamaya çalışmak seni nasıl etkiliyor? İleride nasıl bir hayatın olmasını hayal ediyorsun? Ya oradaki arkadaşlık falan olmasa tahammül etmesi çok zor. Zaten bir patronun yani maalesef hani böyle küçük işletmelerde patronlar bir tür diktatör gibiler. 7 yaşındasın. Evet yani küçücüksün. Sopa yiyerek, bir tür sopa yiyerek. Mecazi de olsa. Evet, katlanıyorsun bunlara. O arkadaşlar, oradaki sohbet, muhabbet olmasa hani çok çok zor gelen bir şeydi bana. 10 yaşına geldiğinde annem ve baban Adana'ya taşımaya karar veriyorlar. Çok şaşırıyor. Bir yandan da onlarla yeniden bir araya geleceğin için mutlu oluyorsun elbette. Ailenin evinde sıcak yemek, temiz bir ev ve aile ortamı sana iyi geliyor. Ancak babanla ilişkin çok iyi değil. Hatta kazandığın bütün parayı ona vermeni istiyor, el koyuyor diyelim. Bazen kendin için özel bir harcama yapmak istediğinde baban sana kızıyor ve eve almıyor. Sokaklarda, parklarda filan bazen geceyi geçirmek zorunda kalıyorsun. Cebinde tek kuruş olmadan 10 yaşında tek başına İstanbul'un yolunu tutuyorsun. Tek başına İstanbul'a gitmek seni korkutur mu? Başına bir şey gelse ne yaparsın? Yapayalnız nasıl başa çıkarsın? Küçüğüm. Vallahi o kadar kızgındım ki korkmadım. İstanbul'da yatacak yerin yanına gideceğin kimsen yok. Sokaklarda yatıyor ve iş arıyorsun. Laleli'de iş bakınırken gördüğün bir kebapçı ustası ilanına gidiyorsun. Ama seni kebapçı olarak işe almıyorlar. O mekanda bulaşıkçı olarak işe başlıyorsun. Birkaç ay içerisinde Adana'da edindiğin deneyimlerle ustalığını ispatlasan da boyun hala tezgaha yetmiyor. Sebze kasalarının üzerine çıkarak çalışıyorsun. Biraz daha fazla para kazanmaya başlıyorsun ama çocuk olduğun için kazanç hala yetersiz yani tabii ki bir yetişkin parası vermiyorlar. Gelirin İstanbul'da hiçbir şeye yetmiyor. Mecburen sokaklarda yatmaya devam ediyorsun. İstanbul gibi bir yerde geceleri sokakta uyumak nasıl bir duygu? Kendini yalnız ve çaresiz hissediyor musun? Çok korkuyorum, çok üşüyorum, zor tahammül ediyorum. Ama bir tür inat var bende yani. Ben bu hayatta ayağa kalkacağım diye. O iş yerine girmem bile zaten o inadın bir gösterisidir, göstergesidir yani. Hala geri dönecek bir yerin olduğunu düşünüyor musun? Adana'yı kastediyorum, babayı. Hiç düşünmüyorum Adana'ya dönmeyi. Öyle mi? Evet. Günlerden bir gün sokakta kaldığın parka bir televizyon ekibi geliyor ve seninle de röportaj yapmak istiyorlar. Hem seninle hem de sokakta kalan diğer arkadaşlarınla, çocuklarla, etraftakilerle konuşuyorlar. Program televizyonda yayınlanınca kayıp olduğunu düşünen anne ve baban seni görüyor ve İstanbul'a gelerek Adana'ya geri dönmen için ikna ediyorlar. Adana'ya dönünce yine kebapçılarda çalışmaya devam ediyorsun. Babanın ve annenin ısrarı ile 14 yaşında evleniyor, kısa süre içinde baba oluyorsun. 7 sene içerisinde 5 çocuğunuz oluyor. Çocuk yaşta baba olduğunda nasıl hissettin? Aa, çok telaşlandım aslında ama bir yandan da bir oyun gibiydi. Şimdiki aklım olsa yapmazdım. Ama aile kurmak, bir cemaatin parçası olmak, hani bir sokak çocuğu gibi olmaktan aile babası olmak daha cazip geldi herhalde. Özeniyordum aile denen şeye. Benim pek
ailem oldu diyemem babamla kavgalı olduğum 14 için. 14 yaşında bu kadar şeyi yaşamak biraz da hızla büyüttü seni. Ben herhalde 20-25 yaşında gibi hissediyordum. Evet. Çocuklarına babanın sana davrandığı gibi davranmak istemiyorsun. Onlarla güzel bir ilişki kuracağına, onlara her zaman söz hakkı vereceğine ve saygı duyacağına dair kendine söz veriyorsun. Ve bunun için elinden geleni yapıyorsun. Onlara sevgiyle yaklaşıyorsun. Güzel bir gelecek hazırlamak için var gücünle çalışıyorsun. Biraz birikim ve borçla aldığın malzemelerle sokakta bir kebap tezgahı açıyorsun. Bu arada askere gidip dönüyor ve bir dükkan açma hayalleri kuruyorsun. Tezgahtan dükkana. Arkadaşına ait bir dükkanda kira ödemeden kebapçılık yapmaya başlıyorsun. İşlerin yolunda giderken hiç beklemediğin bir şey oluyor. Yolda yürürken bir dolmuşun çarpması sonucu yaralanıyor ve aylarca hastanede kalıyorsun. Hastaneden çıktığında bozulan işler sebebiyle dükkanın çoktan kapanmış olduğunu görüyorsun. Döndün mü en başa? Döndün. Yeniden başlayabilecek misin? İşlerini eski haline döndürmek, aileni geçindirmek için şimdi ne yapacaksın? Yeniden başlayacağım. Zaten hala yaşım genç. Hala bir şeyler yapabilirim. Kebapçılık benim artık çok çok iyi bildiğim bir iş. Gene oralardan bir şey aramaya çalışıyorum. Bir dükkan buluyorsun ancak kirasını ödeyecek gücün maalesef yok. Almanya'da çalışan bir abim var, abilerinden biri. İşine ortak olmaya onu ikna ediyorsun. Lokantanın dekorasyonunu da etraftan aldığın borçla harçla filan halli hamur ediyorsun. Ardından bütün kardeşlerine ortaklık veriyorsun. Lokantan kısa sürede çok ilgi çekiyor ve Adana'nın en iyi kebapçıları arasına giriyor. İstanbul'a da bir şube açıyorsunuz. Ancak zamanla abinle diğer kardeşler arasında bir takım anlaşmazlıklar yaşanmaya başlıyor. Sen arabuluculuk yapıp sorunları çözmeye çalışırken iki taraf uzlaşıyor ve seni saf dışı bırakıyorlar. Yoluna tek başına devam etmeye karar veriyorsun ancak yine sıfırdan başlamak gerekiyor. Hiç paran yok. Kardeşler tarafından uğradığın işte bir tür haksızlık karşısında ne hissediyorsun, ne hissedersin? Ya biz çok erken yaşta tabii ki ayrıldık birbirimizden. Yani onlarla duygusal bağım, kendi çocuklarımla duygusal bağım gibi bir şey olsun istedim ben aslında. Yani onları bu işe ortak ederek onların da hayatını kurtarabileceğimi umdum. Ama onlar da başka yerlerde çok değişmişler. Biraz bir güç birliği aradın. Tabii hem de dediğim gibi ben hani aileye çok meraklıyım. Aslında onlarla birlikte bir güç birliği düşündüm hakikaten. Ama onlar ben onlardan uzak kalalı beri çok değişmişler. Yani herkes fukaralık iyiliğin doğduğu bir yer değil maalesef. Kötülüğün doğduğu bir yer maalesef. O yüzden büyük bir sükût hayal oldu benim için. İstanbul'da devam etmeye karar veriyorsun yoluna. Aileni de yanına alarak İstanbul'a taşınıyorsun. Bir arkadaşını ikna edip borç harç bir dükkan açıyorsun. Masadan sandalyeyi, ocaktan tabelaya kadar her şeyi borçlanarak alıyorsun. İlk defa kendi adını taşıyan bir dükkanın oluyor. Bu sefer her şeyin yolunda gideceğine inanıyor musun? Bir, ikincisi tekrar başa dönebileceğini aklına geliyor mu, gelir mi? Öyle bir şey olsa ne yaparsın? Valla şunu fark ettim ki ben bütün bu çabaları sen de söylüyorsun işte hani borç aldın yaptın. Herkes herkese o kadar kolay borç vermez. Benim kişiliğim, inancım, dürüstlüğüm insanları etkiliyor. Şunu yapar mı diyorlar? Bu yapar mı? Bu yapar diyorlar. Bu dürüsttür, çalmaz, kaçmaz diyorlar. Dolayısıyla benim kendime güvenim çok arttı aslında bütün bu darbelere rağmen. Ben sevilen, takdir edilen, güvenilen bir insanım. Bunu bozmadığım müddetçe her zaman yardım alabileceğime karar verdim. Tam başarıyı yakaladığın ve işleri büyüteceğin sırada dükkana yıkım kararı geliyor. Kendine acilen bir yeni yer bulman lazım. O sırada ismin İstanbul'da yayıldığı için artık birçok kişi tarafından tanınıyorsun. İşleri kötüye giden bir restoran sahibi kendi lokantasını hiçbir bedel istemeden sana veriyor. Büyük bir açılış yapıyorsun. Lokantanın ünü hızla yayılıyor. Gece gündüz hiç ara vermeden çalışıyorsun. Zaman içinde 3 kendine ait 5 tane de ismini verdiğin lokanta oluyor. Günde 4 saat uyuyup kalan zamanda hep çalışıyorsun. Müşterilerini kapıda karşılıyor ve hep tezgahtasın, salondasın, mutfaktasın, çalışıyorsun.
Seni seninle tanıştırayım mı? Tanışalım. Gelsin efendim. Bu aslan gibi adam Bedrettin Aydoğdu. Bedrettin Aydoğdu 2018 yılına kadar İstanbul ve Bodrum'da 12 şubeyi hayata geçirmiş. Bir kebap duayeni olan Bedrettin, Türk kebabını Orta Doğu ve Avrupa'da tanıtmak için 2020 yılı itibariyle farklı ülkelerde şubeler açıyor. Bedrettin Aydoğdu kendini şu şekilde tanımlıyor. Sıfırdan bir hayat yaratmış, zaman zaman da hayatını sıfırlamış biriyim ben. Başka hiçbir şeyde bu kadar iddialı değilimdir ama kebap işi benden sorulur. Ve mangala atılan şey etten ibaret değildir. Hayatı da ustalıkla pişirmek gerekir. Bedrettin Aydoğdu'nun hikayesi Mardin'in Midyat ilçesinde yokluk içinde başlayıp önce Adana'ya, sonrasında taşı toprağı altın İstanbul'a, oradan da dünyaya uzanan bir hikaye. Bedrettin, yaşadığın bu inişli çıkışlı hayat seni mutlu etti mi? Şimdi tanınmış birisi olarak 9-10 yaşlarında sokaklarda yatan o çocuğa söylemek istediğin bir şeyler var mı? İyi ki devam etmişsin. Derdim diyorsun kendine. Çocuğa. Evet. İyi ki direnmişsin derdim. İyi ki hem bildiğin hem de sevdiğin bir işi yapmışsın. Aslında sevmeden yapılacak bir iş değil aşçılık. Değil misin? Müthiş zevkli bir iştir. Mutfak küçük bir cehennemdir, onu sevmiyorsan. Evet, aynen öyle. Ya da belki büyük bir cehennemdir. Ve işte sabahın köründe kalkıp fırını yakan sensen... büyük bir hikaye anlatıcılığıdır aşçılık aynı zamanda. Bütün o müşteriler aslında onun yeniden ayağa kalkmasını hikaye anlattı. Yemek pişirdiği insanlar onun yeniden ayağa kalkmasını sağlamış. Bunu ben şimdi ezel olarak söyledim tabii. Tamam, peki madem ezel geldi. Ustaya teşekkür edelim bize misafir olduğu için. Bedrettin Aydoğdu. Başarılarının devamını diliyoruz dünya ölçeğinde. Senin de hayatında iniş çıkışlar oldu değil mi? Olmaz mı? Olmaz mı? Bu yaşa geldik. Başarısız olduğunu düşündüğünde ne yapıyorsun Ezel? Biraz derdime yanıyorum. Böyle bir kısa süre. Lanet olsun. Bir küçük. Evet, bir küçük. Bir gün 24 saat. Onun da hakkını saat. Vermek lazım canım. Tabii canım, yani insan üzülecek bir şey varken üzülmemek haksızlık olur. Ama bir üzülüyorsun böyle iyice, bir kendini bir dönüştürücü bir karanlığa giriyorsun. Benim çok uzun sürmez yani. Peki gelecek hakkında endişelerin var mı? Kendi geleceğin hakkında. Vallahi yaşlanıyoruz. Eve yaşlılık öyle o kadar hoş bir şey falan değil. Evet. Hiç değil canım. Değil yani. Bir fiziksel varoluş bizim için çok önemli aslında. Yani akıl sadece kafada değil, bedende de var akıl. Enerji meselesi. İşte falan. O enerjidir, şudur budur. Alışmak kolay olmuyor. Daha henüz yeni yaşlanıyoruz. Daha başındayız yaşlanmanın. Onun için alışması kolay olmuyor. Onun dışında çok fazla bir derdim yok. İş batırdığın zaman başkalarından yardım ister misin? Tabii. Çünkü istemiş. Tabii ben isterim, istedim. Yardım, bana yardım eden de çok oldu. Ben yani hani böyle yalnız bırakılmış, kimsenin yardım etmediği birisi olmadım. Çok iyi dostluklarım, arkadaşlarım, fedakar insanlar vardı çevremde. Genellikle yardım gördüm. Küçük yaşta ailenden ayrı bir şehirde zor şartlar altında yaşamaya çalışmak seni nasıl etkiliyor? Arkadaşlar, oradaki sohbet, muhabbet olmasa çok zor gelen bir şeydi bana. Tek başına İstanbul'a gitmek seni korkutur mu? Vallahi o kadar kızgındım ki korkmadım. Çocuk yaşta baba olduğunda nasıl hissettin? Çok telaşlandım aslında ama bir yandan da bir oyun gibiydi. Şimdiki aklım olsa yapmazdım. İşlerini eski haline döndürmek, aileni geçindirmek için şimdi ne yapacaksın? Yeniden başlayacağım. Zaten hala yaşım genç. Kardeşler tarafından uğradığın işte bir tür haksızlık karşısında ne hissediyorsun? Yani onları bu işe ortak ederek onların da hayatını kurtarabileceğimi umdum. Bu sefer her şeyin yolunda gideceğine inanıyor musun? Ben sevilen, takdir edilen, güvenilen bir insanım. Bunu bozmadığım müddetçe her zaman yardım alabileceğime karar verdim. Bedrettin Aydoğdu'nun hikayesi Mardin'in Midyat ilçesinde yokluk içinde başlayıp önce Adana'ya, sonrasında taşı toprağı altın İstanbul'a, oradan da dünyaya uzanan bir hikaye. Bu hikayede Bartın'da doğdun dostum.
Babam bir maden işçisi. 20'li yaşlarına geldiğinde, sen 20'li yaşlarına geldiğinde baban emekli oluyor. Ve senin ailenin geçimine katkıda bulunman şart. Farklı işlerde çalışmaya başlıyorsun. Birkaç sene bir balıkhanede, bir müddet de güvenlik görevlisi olarak çalışıyorsun. Hatta para kazanmak için garsonluk yaptığın da oluyor. Ancak kazandığın para bir türlü geçime yetmiyor. Asıl istediğin evlenip mutlu bir yuva kurmak. Zorlu hayat koşullarına rağmen mutlu bir geleceğin olacağına inanıyor musun? Vallahi bir hayalperest tarafım var, inanıyorum. Yani bu zorlukların altından kalkabilecek bir enerji, bir arzu var benim içimde. Gelirin az olmasına rağmen o arzu, dilek bir miktar gerçekleşiyor. Sevdiğin bir hanımefendiyle evlenip yuva kuruyorsun. Bir de kızınız oluyor, dünyaya geliyor. Kızına da elbette çok düşkünsün. Ona iyi bir gelecek hazırlamak için her fedakarlığı yapmaya hazırsın. Annem ve babansa köye taşınıyorlar. Annem felçli olduğundan onların da maddi olarak senin desteğine ihtiyaçları var. Kısıtlı imkanlarınla hem ailenin hem de anne babanın ihtiyaçlarına, yani hem kendi çekirdek ailenin hem de annenin babanın ihtiyaçlarına yetişebileceğini düşünüyor musun? Düşünebilir misin? Yetişiyorum. Sadece yetişebileceğimi düşünmüyorum. İnsan böyle mecburiyetleri duygusal olarak da benimsiyorsa, yani zorla kabul ettirilmemiş ama kendi içinden de bunu hissediyorsa, yardımın bir sürü türü var. Yani onların hayatta kalabilmesi için biraz kendimden arttırıyorum. Biraz onlar için çalışıyorum. Eşim de destek oluyor Allah'a şükür. Hep gelecek tedirginliği olmasına rağmen bir yandan da hayat devam edebiliyor bu halde. Şimdi maddi sıkıntılar karşısında çaresiz kalıyorsun ve ailenin karşı çıkmasına rağmen madende çalışmaya karar veriyorsun. Baban da maden ocağından emekli olduğu için zaten şartlara aşinasın. Çocukluğun yolda geçen her ambulans sesiyle endişe içinde babanın çalıştığı madene gidip onun sağlığının ve hayatının tehlikede olup olmadığını kontrol etmekle geçmiş. Bir aile açısından ne kadar kaygı verici olduğunu zaten farkındasın. Bu senin ailen için de böyle olacak. Ailendeki herkes bu fikre karşı gelse de, yani eşin, düzenli bir baban da muhakkak, düzenli bir gelir açısından mecbur olduğunu söylüyorsun onlara. Bir zamanlar baban için duyduğun endişeleri ailene de yaşatacaksın. Ne hissediyorsun bu konuda? Belki de hayatını riske atıyorsun. Buna hazır mısın? Yoksulluğa katlanmak çok daha zor. Hani ölürüm de madende çalışmam diyebilecek halim yok. Bir ailem var ve iki ailem var üstelik. Nefret ederek çalıştım. Madende çalışmaya başlayınca maddi durumunuz görece düzeliyor, düzelmeye başlıyor. Hem kızının hem de ailenin ihtiyaçlarını karşıladıkça mutlu oluyorsun. Hatta 8 senenin sonunda yeni bir ev alıyorsunuz. Evinize ailecek ve özellikle kızının isteklerine göre heyecan ve keyifle yerleştiriyorsunuz. Yeni ev eşyalarının geleceği gün evde olmak istediğinden madendeki şefine bir günlüğüne işe gidemeyeceğini söylüyorsun. Şefin izin vermek yerine çalıştığın vardiyayı değiştiriyor. Gündüz yerine akşam saatlerinde işe gitmen gerekiyor o gün. Eve gelen eşyaları teslim alıp yerleştirdikten sonra vardiyaya, akşam gece vardiyasına yetişmek üzere madene gidiyorsun. Sen içeri girdikten kısa bir süre sonra gaz sıkışmasından ötürü grizu patlaması meydana geliyor. Kazada yara almadan kurtulup dışarı çıkmayı başarıyorsun. Çocukluğundan beri korktuğun şey başına geldi. Ne hissediyorsun? Arkadaşların için filan da endişe ediyor musun? Ya benim kabuslarım da çocukken bu tür şeyler, maden patlaması. Zaten şahit de olmuştuk. Hani babam zor kurtuldu diye düşündüğümüz zamanlar da olmuştu. Benim için çok trajik bir şeydi. Çünkü 8 sene birlikte çalıştığım arkadaşlarımın bir kısmını kaybettik. Büyük bir travma oldu benim için o aslında. Patlama esnasında yanında olan ve yaralanan 6 arkadaşını tek tek dışarı çıkarıyor ve güvenli bir alana getiriyorsun. Sonra içeride kalan arkadaşların için tekrar madene giriyorsun. Oksijen maskeni takıp -300 koduna iniyorsun. Tekrar madene inerken kendi hayatından endişe eder misin? Çünkü patlama yeni meydana gelmiş ve risk hala çok yüksek.
Şu andayız, o andayız. Ben böyle bir başkaları telaşa kapıldığında bende telaş ortadan kalkıyor. Ve meseleleri çözmeye, hayat kurtarmak ki oradaki mesele. Dolayısıyla hiçbir şey düşünmeden neredeyse hemen takayım maskemi, hemen aşağı ineyim, hemen onları ulaşayım. Kurtarma duygusu dışında bir şey yok. Yok, hiç başka bir şey yok. Arkadaşların için hiç düşünmeden kendini feda eder misin canını? Düşünmeden etmem. Ama düşünerek ederim. Madene indiğinde orada yaralanan ve yaralanan arkadaşlarınla karşılaşıyorsun. Ortalık toz duman. Kazadan ötürü hem görüş alanın dar hem de içerideki hava akışı kesilmiş. Yaralılara yardım ederken çok fazla zaman harcadığından rezervdeki oksijen kısa sürede tükeniyor. Madende gerçekleşen patlamadan sağ kurtulup içeride kalan arkadaşlar için tekrar madene giren o kahraman madenci ile tanışalım mı? Tanışalım. Geliyor efendim. Yener Saygın. Yener Saygın kardeşimiz içeride kalan arkadaşlarını kurtarabilmek ümidiyle tekrar madene indi. Aşağıda yardım ederken epey zaman geçirdiği için oksijenin bittiğini çok geç fark etti. Dışarı çıkmak için büyük çaba sarf etse de onu yukarı çıkarmaya yetecek oksijen kalmadı. Maden içerisinde havasız kalarak ne yazık ki hayatını kaybetti. Saygın'ın cenazesi Kumluca Merkez Camii'nde yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Bu özel, bu kahraman, bu arkadaş canlısı, bu çok insan kardeşimize Allah gani gani rahmet eylesin. Ezel'cim kime kahraman denir? Valla işte bu bir kahramanlık. Başka türlü açıklanamaz. Bencil olmayanlara kahraman denir bir kere. Başkasının çözemeyeceği şeyleri çözüp yine başkasına faydası dokunanlara kahraman denir herhalde. Hep bir başkası var kahramanlığın bir tarafında. Yani kendisi için kahraman olan birine biz kahraman demeyiz. Evet. Bu arkadaş büyük, evet. Önemli bir kahraman. Müthiş bir kahraman. Yani gerçek bir kahraman 6 kişiyi kurtarmış, daha fazlası için kendi canını hiçe saymış, Evet. Düşünmemiş, girmiş. O yüzden bence sorularımız devam ederken sana sorularımız, o kalsın burada. Kalsın. Senin bir kahramanın var mı hayatta İza? Naif bir şeyler varsa kan doğradım değil mi oraya? Nasıl söz edeceksin şimdi? Yener gibi bir gerçek kahramanım öyle. Yok, böyle bir kahramanım yok maalesef. Evet, öyle bir kahraman. Yok, benim kahramanlarım genellikle çok sevdiğim arkadaşlarım var. Evet. Onların bana iyiliği dokunmuş kahramanlar. Çok akıllı oldukları için, bana akıl ve bahşettikleri için. Böyle kahramanlarım var. Ortak hikayelerin karakterlerisiniz. Evet, evet, öyle. Değil mi? Yener'in hayatında işini seçerken ailesinin bir etkisi olmuş. Senin için de aynı şey geçerli mi? Senin işini, iş seçiminde ailenin bir etkisi oldu mu sana? Biraz oldu aslında. Benim annem böyle multi yetenek bir kadındı. Koloratür soprano, işte maraton koşucusu, Alaturka şarkıcısı falan. Böyle gençliğinde onlarla yetişmiş. Evlenince konservatuvarı 3. sınıftan kabul edilip abilere bacaklarını yırtarız dediği için konservatuvardan geri dönmüş. Oldukça kazak bir erkekle evlenip aslında aşık olarak evlenmiş ama adam kazakmış. Adam da kazak yani ne yapsın? Çok fazla sanata meraklı değil. Ama 3 oğlu da ben ve kardeşlerim de üçümüz de Ender Akay, Eren Kazım Akay. Hepsi biri heykeltıraş, ikisi de müzisyen. Ben de sanata meyledim. Size devretmiş. Evet, kadıncağızın içinde kalmış olması, bütün o yeteneklerinin bir parça bize yansıttı bunu demek ki. Biz hani onun gibi yeteneklerimizden mahrum kalmayalım diye teşvik gördük. Nasıl bir çocuktun? Yani
kukla oynattığını 6 yaşında biliyoruz. Annenle babanla ilişkin nasıldı? İyiydi. Kazak baba ve yetenek, multi-talent. İyiydi yani benim ailem hani birbirini seven insanlar, birbirine şiddet göstermeyen, hiç öyle bir şey olmadı hiç insanlardı. Biz annemin genlerine galiba biraz daha. Ben biraz mühendis olmamı babama borçluyum. Onun zihni melekeleri buna daha yatkındı. Bana öyle bir genetik. 20 yaşında mı kaybettin? Evet. Yani çok, 56 çok, yaşında. Çok zor bir şey. 20 yaş çok zor bir yaş baba. Evet yani üniversitedeydim. Çünkü büyük bir hikaye de var 20 yaşına kadar. Bir sürü şey birlikte yaşadınız, biriktirdiniz. Evet. Erken, ben lise sona kadar. Hem onun açısından hem senin açısından evet. Çok erken bir kayıp. 18 yaşına kadar birlikte yaşadık biz yani. Öyle bir ondan sonra yarı babalık yaparak devam ettim. Annen de 2 sene önce kaybettin. Annem de evet yeni kaybettik. O maşallah 86 yaşına kadar yaşamayı başardı. Anne oğlu ilişkisi nasıl gitti? Aşk ve nefret ilişkisi. Yani çok müdahaleci. Biraz konuşalım bu konuyu. Tabii. Dominatrix benim annem. Dominatrix. Yani böyle çok kendi otoritesine meraklı. Üç tane çocuğu sonuçta 40 yaşından 60-70 yaşına kadar o bakıp büyüttü, yetiştirdi, çalışmadı. Üç tane oğlan yetiştirmek kolay bir şey kolay mi? Öyle olması kolay değil. Yani. Ama benim kardeşlerimde de bir böyle ortak bir vicdanlılık hali vardır. Hani babanın yokluğunu hissettirmeyecek kadar geniş bir aileydi. Kalabalık yani yardımlaşan, bir aile. Evet, destekler, birbirine destek veren bir aileydi. Onun için bir ölçüde trajik derecede zor olmadı annemin bu üç veledi büyütmesi. Fena değildi yani aile hayatı. Babanı 20 yaşında kaybettiğini söylerken gözünden çok bulut geçti. Evet, ezel evet. Var mı güzel bir bize anlatmak istediğin? Hiç unutmadığım bir vallahi şey. Babam benim çok ilginç bir adamdı. Çok zeki bir adamdı ama işte hani hukuk fakültesinden... Sayısal bir adamdı anladım. Evet, hukuk, evet, evet. Hukuk fakültesine başlayıp köyden yetişme, işte Bursa'nın İnegöl ilçesinin Rüştiye köyünde bir abhaz ailenin çocuğuydu. Karagöz Hacivat'a merakında oradan mı? Bursa'dan, evet. Bursa. Orada öğrendim ben Hacivat Karagöz'ü. Doğrusu o yani. Gene o da ailesine bakmak için fakülteyi bırakıp banka müdürü olmuş. En ufak bir şekilde sanatla alakası yoktu ama dünyayı takip eden, okuyan falan bir adamdı. Babam ve beraber takılır mıydınız? Takılamadık. Zaten benim için ama en acıklı olan şey babamla tam arkadaş olacakken kaybettik onu. Yani hakikaten hep aklıma gelen cümle budur. Açıktan seven bir adam mıydı? Yok. İşte. Maalesef. Bizim kuşağın böyle bir meselesi. Maalesef. Var. Aynen öyle bir parça. Uzaktan ve içinden yana yana mı seviyordu? Tam onu yumuşatmıştık. Yaşlandı azıcık. Gerçekten arkadaş olacak. Ben de üniversiteyi falan kazanmışım. Hani bir geleceğim havalı, parlak evet. Olunca bana olan saygısı da artmıştı. Tam arkadaş olacak konumdaydık yani. Saçma sapan bir prostat ameliyatı iltihabıyla gidiverdi adam. Aa, ne diyorsun ya? Evet. Oh. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Ben de babamı bazen çok özlüyorum. Evet ya. Ve şöyle düşünüyorum ama yani, erken mi kaybettin sen de? Yani çok erken. Babam erken öldü. Benim için erken değildi. Yani ben yaşım vardı da. Yani işte 70'ini görmedi. 60'lı yaşlarında vefat etti. Ben şey diye düşünüyorum. Düşünmüyorum, biliyorum aslında. Babayı kaybetmeden... büyümüyor insan. Erkek olamıyorsun. Evet. Hiçbir, tam bir erkek olmuyorsun yani, evet. Baba gitmeden. Ama hep şöyle düşünmüşümdür. Çocukları için, evladı veya evlatları için... İstediği her şeyi yapamamış babalar için bile geçerlidir. Yani kendince eksik kaldığını düşünen babalar varsa onlar için de geçerlidir. Gidişleriyle bile seni tamamlarlar, bir şey bırakırlar. Yani öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok erken 5-6 yaşında babasını kaybedenler durumu daha farklı ama tabii. Özellikle böyle bir tür kültürü aktarabilecek kadar, bir insani kültürü aktarabilecek kadar yanındaysa baban, evet. Babanın ölümüyle gerçekten ben
esas olgunlaşmanın başladığını gördüm zaten. Yani en azından benim yaşıma öyle denk geldi. Ben babamı bayağı taşıyorum. Babamın bilgisinin beni etkilediğinden ben %100 eminim. Ben de birçok erkek çocuk gibi babasına benzememeye dikkat ederek büyüdüm. Ama şimdi kendimi sürekli, kendimde babamı, babamda kendimi yakalıyorum. Evet, maalesef bu yani şey. En acıklı problemdir. Yani ebeveynlerine gıcık olursun hayattalarken. Ölüp giderler bir bakarsın onlara benzemişsin. Evet ve de pek de kıymetlilermiş. Evet. Zorlu hayat koşullarına rağmen mutlu bir geleceğin olacağına inanıyor musun? Bir hayalperest tarafım var, inanıyorum. Kısıtlı imkanlarınla hem ailenin hem de anne babanın ihtiyaçlarına yetişebileceğini düşünüyor musun? Hep gelecek tedirginliği olmasına rağmen bir yandan da hayat devam edebiliyor. Bir zamanlar baban için duyduğun endişeleri ailene de yaşatacaksın. Ne hissediyorsun? Yoksulluğa katlanmak çok daha zor. Nefret ederek çalıştım. Çocukluğundan beri korktuğun şey başına geldi. Ne hissediyorsun? Arkadaşların için falan da endişe ediyor musun? Büyük bir travma oldu benim için o aslında. Arkadaşların için hiç düşünmeden kendini feda eder misin canım? Düşünmeden etmem ama düşünerek ederim. Yener Saygın kardeşimiz içeride kalan arkadaşlarını kurtarabilmek ümidiyle tekrar madene indi. Aşağıda yardım ederken epey zaman geçirdiği için oksijenin bittiğini çok geç fark etti. Dışarı çıkmak için büyük çaba sarf etse de onu yukarı çıkarmaya yetecek oksijen kalmadı. Maden içerisinde havasız kalarak ne yazık ki hayatını kaybetti. Hikayemiz gülmekle ilgili. Peki. Hazırsan başlayalım. 90'lı yılların başında 20'li yaşlarında Manisa'da yaşayan bir gençsin. Sevdiğin insanla, hanımefendiyle evleniyor ve bir aile kuruyorsun. Bir kızınız oluyor. Ailenin geçimini taksicilik yaparak sağlamaya gayret ediyorsun. Sabahtan akşama kadar çalışıyorsun ancak kazandığın bir türlü yeterli gelmediği için sürekli geçim sıkıntısındasınız. Bu sebepten çok sevdiğin eşinle de sık sık tartışıyorsunuz. Bu biliyorsun birçok ailenin başında maddi problemler yıpratıcı bir şey. Yani ilişkiyi de yıpratan şeyler. Eşin yaşadıklarına fazlaca dayanamıyor ve kızını alarak babasının evine gidiyor. Şimdi ekonomik şartlar yüzünden eşinin evden ayrılması üzerine ne hissedersin, ne hissediyorsun? Aileni tekrar bir araya getirmek için ne yapacaksın diye sorayım önce. Ya bir yandan ah kadınlar diyen arkadaşlarımı düşünüyorum. Tabii yani parasızlık yüzünden ayrılınıyor olmak bana çok koyuyor. İnsan olarak ama bir yandan da erkek olarak hani kadınların durumunu da anlıyorum. Bunlara üzülmekle bir parça vakit geçiriyorum ama suç bendeymiş gibi hissediyorum her şeye rağmen. Onun için de çabalayıp bu durumu düzeltmeye çalışıyorum. Yeni bir iş, başka bir iş belki. Nitekim eşinle birlikte giden kızına da çok düşkünsün. Her ne kadar eşinden ayrılmak istemiyor olsan da önceliğin her zaman kızın. Duruma daha fazla dayanamıyor ve eşinin babasının evine barışıp aileni geri getirmek üzere gidiyorsun. Eşin barışmaya bir türlü yanaşmıyor. Babası ise çok sevdiğin kızını sana göstermiyor, vermiyor. Bu çıkmazda başlayan tartışma büyüyor, büyüyor, büyüyor. Eşinin babası seni uzaklaştırmak için evden, içeriden aldığı tüfekle seni tehdit ediyor. Sen kaçarken ardından ateş etmesi sonucunda tüfekten çıkan saçmalar ensene isabet ediyor. Yaralanarak olduğun yere düşüyorsun. Sence ailen özellikle de kızını geri almanın başka bir yolu olabilir miydi? Şimdi ne olacak? Ben bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Hele yani kurşun yiyecek kadar, kurşun atacak kadar benden nefret edildiğinin de farkında değildim. Evet, orada bir çelik çok büyümüş, tartışma çok büyümüş, karşılıklı olarak büyüdü, herhalde. Evet, büyüdü. Çok büyümüş. Büyüdü, insan söylememesi gereken şeyleri de söylüyor. İki tarafta herhalde. Evet. Çok ağır bir şey oldu. Hastaneye yetiştiriyorlar hemen. Bir ay komada kalıyorsun. Bilincin ancak 3 ay sonra açılıyor. Hayattasın ancak beynin büyük hasar alıyor. Tüfekle açılan ateş sonucunda beynindeki bazı dokular zarar görmüş ve hiç beklenmedik bir rahatsızlığa yakalanıyorsun. Gülme hastalığı. Hayatta olduğun için şanslı ve mutlusun. Ancak başına gelen bu gülme hastalığıyla nasıl yaşayacağını bilemiyorsun.
Bu hastalık hakkında sadece filmlerden duyduğum birkaç bilgi var, kırık dökük. Yaralanman sonucunda sürekli gülme hastalığına yakalandın. Şimdi ne hissediyorsun? Hastalığın hayatını olumsuz yönde etkileyebilir mi? Abi benim için değil ama etrafımdakiler için çok zor oluyor. Yani olmayacak şeylere... İşte tabii canım, sosyal mesele yüzünden benim derdim. Yani ben güldüğümü fark etmiyorum bile. Tutamıyorsun. Tutamıyorum. Karşımdakiler çok tedirgin oluyorlar, çok rahatsız oluyorlar. Anlayamıyorlar beni. Çünkü yerli yersiz oluyor onlar için. Yerli yersiz oluyor. Hastaneden çıkarken doktorlar ilaçlarını düzenli olarak kullanmanı söylüyorlar. Evine dönüp hayatına kaldığın yerden devam etmeye çalışsan da bu tuhaf hastalıkla taksi kullanmaya devam etmek çok mümkün değil. Gittiğin yerlerde, yolda, müşterilerin yanında kahkahalar atman aniden çok tepki çekiyor. Hatta bazı müşterilerin alıngan davranıp sana fiziksel tepki de gösteriyorlar. Sürekli kahkaha krizlerine giren bir insana dönüştün. Bu durumda mesleğine devam edebilecek misin? Sosyal hayatın nasıl olacak? Gerçi buna bir miktar önden cevap verdin ama... Hastalık kalıcı, işini de yapamıyorsun. Ne yapmayı düşünüyorsun? Valla eskiden gülmeyi ben çok severdim. Neşeli de bir insan sayılırdım ama bunun böyle bir hastalığa dönüşmesi benim kafam almıyor. Kendi ne yapacağımı bilemiyorum aslında. Mutlaka çalışmam lazım. Çünkü gülmediğim anlar da var. Gülerken insan düşünemiyor ama gülmediğin zaman düşünüyorsun. Plan yapmaya çalışıyorsun. Acaba hani bir işe gir, hep herkesi uyaran bir yazı mı assam göğsüme? Benim bir gülme hastalığım var, aman alınmayın mı desem falan, böyle çareler düşünmeye çalıştım. Şehirde yaşamanın zor olacağına karar vererek babanın yanına, köyünüze gidiyorsun. Köydeki ilk günler hastalığını anlatana kadar son derece zor geçiyor. İnsanlar alışık olmadıkları için sana tepki gösteriyorlar. Mesela köy kahvesinde oyun oynanırken sürekli güldüğün için yenilenler sinirlenip kavga çıkartıyor. Köylüler bazı zamanlarda ekonomik şartlardan, yaşadıkları zorluklardan bahsederken birdenbire kahkaha krizine girdiğin için oldukça alınıyorlar ve sinirleniyorlar. Hastalığın giderek seni yalnızlaştırıyor. Bu duyguyla nasıl başa çıkıyorsun? Bunu yavaş yavaş fark ettim tabii ki, yalnızlaştırdığını. Ben de insanların arasına girmekten imtina etmeye başladım. Yani çünkü düşünemiyor değilim, gülüyorum sadece. Dolayısıyla görüyorum yani benden tedirgin olduklarını. İçime kapanmaya başladım. Evet. Yaşadığın sıkıntılarda en büyük destek için baban oluyor. Köyde her fırsatta seni savunuyor ve köylülerin sana alışmalarını sağlıyor. Rahatsızlığın nedeniyle çıkan tartışmaların büyümesini engelliyor. Gülme krizlerini ilaçlarla bastırmaya çalışsan da önüne geçemiyorsun. Bir gün ne olacağını merak edip ilacı almıyorsun ve sonucunda sabaha kadar gülme krizine giriyorsun. Bu da fiziki olarak herhalde çok zorlayıcı bir şeydir. Çünkü bu neşeyle gülmek değil bu. Bu zorlayıcı bir şey. Gerçek bir krizden bahsediyoruz. Beyin kanaması bile geçirebilir. Evet, hiç küçümsenecek bir şey değil. Kısa bir süre sonra ise hayattaki en büyük desteğin baban hayatını kaybediyor. Cenaze günü hem babanı kaybetmenin verdiği acı hem de cenazede yaşayacağını düşündüğün gülme krizinin endişesiyle çok gerginsin. Tüm gözler üzerindeyken çevrendekiler fark etmesin diye babanın tabutuna sarılıyorsun. Bir yandan gülerken bir yandan da elinle yüzünü kapatıyorsun. Cenazedekiler senin ağladığını zannediyorlar. Oysa bu hastalığa yakalandığından beri bir damla gözyaşı dökmüş değilsin. Ağlamak senin için neredeyse imkansız bir şey, bir hayal. Moralin ve psikolojinin yerlerde, çare de kalmadı. Yok gibi görünüyor. Ne yapacaksın? Gene acaba tıbbi bir çaresi olur mu diye bir yandan düşünüyorum. Bir yandan da nasıl bir iş yapabilirim? Para kazanabilirim, kızıma kavuşabilirim. Hala aklım oralarda aslında. Yani namı diğer gülen adamla tanışalım mı? Tanışalım. Geliyor efendim. Evet, Murat Karabulut. Murat Karabulut, babası vefat edince köyde kimsesiz kaldı ve Manisa Saruhanlı'ya yerleşti.
Oradaki hayırseverlerin desteğiyle bir ev kiraladı ve 3 ayda bir aldığı engelli maaşı ile hayata tutunmaya çalışıyor. Yakalandığı gülme hastalığı kendi kendine geçmeyeceği için aldığı ilaçlarla rahatsızlığını bastırmaya gayret ederek kendisini tanıyan ve tanımayan insanların anlayışına sığınıyor. Bu hastalık habercilerin de çok ilgisini çekmiş. Gülen adam Murat birçok televizyon kanalında ve gazetelerde haber oldu. Başına gelenler nedeniyle kimseye kırgın değil, eşi, kızı ve eşinin ailesiyle de görüşmeye devam ediyor. Ama bu görüşmeler çok kahkahalı geçiyor. Kızı da bu duruma alışmaya gayret ediyormuş. Bu başına gelenler hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu rahatsızlığın neyin işareti, bu nedir ya? Vallahi yeryüzünde çok az insanın yaşadığı bir tecrübe bu. Aslında bazen de öyle düşünüyorum. Benim gibi hiç kimseyle karşılaşmadım. Yani insan varoluşunun anlamını düşünmeye neden olacak bir şey bu. Bir hastalık bu, garip. Aslında tabii hastalık da değil, bir kaza sonucu oluştu. Büyük geçmiş olsun diyelim Murat Karabulut'a. Yani kolaylıklar diliyoruz kendisine. Ezele dönüyorum. Hoşça kal Murat Karabulut. Hoşça kal gerçekten. Hoş olarak kal. Gülmenin iyileştirici bir tarafı olduğunu konusuna ne diyorsun? Bir hastalığa dönüşmüş gülmekten bahsediyoruz. Evet. Feci bir şey. Çok zor, çok ağır bir iş ya bu. Yani şeyde. O bir gerçekten bir hani hapşırmak gibi gülmek de zihnin ve bedenin verdiği bir tepki. Tepki, tabii. Ve hakikaten sağaltıcı bir nedeni var. Fakat bu salgılar, bir takım salgılar vücuttaki devamlı akarsa, yani burnunuz devamlı akarsa burnun temizlenmesinin ötesine geçip başka bir şey oluyor bu artık. Burun oluyorsun evet. Artık. Evet. Ben yani çok şaşırtıcı bir hastalık evet. Bu. Ben evet. Bunun ve bu bir hastalık ama. Evet. Yani bayağı ciddi artık bir psikolojik bir hastalık. Yani travma sonucu beynin hasarı evet. Bu anlaşılan. Ekonomik şartlar yüzünden eşinin evden ayrılması üzerine ne hissedersin? Parasızlık yüzünden ayrılınıyor olmak bana çok koyuyor. Onun için de çabalayıp bu durumu düzeltmeye çalışıyor. Yaralanman sonucunda sürekli gülme hastalığına yakalandın. Şimdi ne hissediyorsun? Benim için değil ama etrafımdakiler için çok zor. Ben güldüğümü fark etmiyorum bile. Hastalık kalıcı. İşini de yapamıyorsun. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bunun böyle bir hastalığa dönüşmesi benim kafam almıyor. Kendi ne yapacağımı bilemiyorum. Moralin ve psikolojinin yerlerde ne yapacaksın? Nasıl bir iş yapabilirim? Kızıma kavuşabilirim? Hala aklım oralarda aslında. Gülen adam Murat birçok televizyon kanalında ve gazetelerde haber oldu. Başına gelenler nedeniyle kimseye kırgın değil. Eşi, kızı ve eşinin ailesiyle de görüşmeye devam ediyor. Ama bu görüşmeler çok kahkahalı geçiyor. Kızı da bu duruma alışmaya gayret ediyormuş. Yaşam biçimlerimiz, tercihlerimiz ve beklentilerimiz ne olursa olsun herkes hayal kurar ve kendince tasavvur ettiği yere ulaşmak ister. Bazen olmak istediğimizle olduğumuz şey arasında tabii ki büyük farklar da olabiliyor. Çocukken ne olmak istediğini hatırlıyor musun? En parlak hayalin neydi? Atom mühendisi. Mühendis oldun mu? Evet oldum sonuçta. Atom mühendisi. Ne mühendissin? Makine. Makine evet. Tamam canım çok uzakta değilsin. Ama büyük bir yanılgıymış o. Yani ben hakikaten sanat. Daha küçük yaşta sanatçı olsam, sanat yönüne gitsem daha üretken olurdum herhalde. Nasıl yani? 6'dan daha küçük mü? 6'da kukla tamam, oynatıyordum. 6'da kukla oynatıyordum ama haberim yoktu o zaman. Bununla hayatımı bunun kazanabilirim. Evet, bununla hayat kazanmak, bununla yaşamak diye bir şey yoktu aklımda. Ayrıca Kazak Bey'i ikna etmek evet. De çok uzak görünüyor. Yok, yani. Öyle şeylere hiç karışmadı sağ olsun. Peki, son hikayemizde biraz bundan konuşalım. Hayaller ve gerçekler meselesi. Kastamonu'da doğan birinin yerine geçmeni rica ediyorum senden. Ben Kastamonu'da doğdum zaten. Kolay olacak. Annen öğretmen, babansa ağır ceza reisi, yani yargıcı ve aynı zamanda milletvekili. Sert mizaçlı ve kuralcı olduğu için onunla sık sık çatışıyorsunuz. Senin ancak kendine göre geçerli bazı meslekleri seçerek yani başarılı olabileceğini düşünüyor baba. Oysa sen daha çok duygularının yolunda yaşamayı istiyorsun gösterdiği yolda. İyi bir gözlemcisin, tek başına olmayı seviyorsun. Günlükler tutuyorsun, karikatürler çiziyorsun. Belki de bir çizer veya yazar olmak istiyorsun.
Babanla olan çatışmalarınla nasıl başa çıkarsın? Yapmak istediğin şeyler engellendiğinde ne hissedersin? Vallahi gizli gizli yapmaya devam ediyorum. Çünkü söyledikleri, önerdiği şeyler mantıklı olsa da doğru gelmiyor bana. Yani hiç en ufak bir şekilde içime sinmiyor. Ortaokul ve liseye Ankara'da devam ediyorsun. Okulda çok mutlu olmamana rağmen zeki, meraklı ve araştırmacı oluşun sayesinde başarılı bir öğrencisin. Yine babanın baskısı sebebiyle onun gerçek meslek diye tanımladığı inşaat mühendisliği okumak için İstanbul Üniversitesi'ne giriyorsun. 4 yıl boyunca arka sıralarda sessiz bir biçimde oturarak okulunu bitiriyorsun. Oysa olmak istediğin yer mühendislik fakültesi değil, edebiyata ve yazmaya olan merakın bu yıllarda daha da artıyor. İstediğinden farklı bir insan olmak, hayal ettiğinden daha farklı bir meslekte olmak sana ne hissettirir? Geleceğin elinden almış gibi, alınmış gibi düşünür müsün örneğin? Üniversiteye girince insanın gözü gönlü açılıyor ne olursa olsun. Tabii. Başkaları da böyle düşünüyordur. Tabii. bir tek yalnız ben değilim böyle evet. Düşünen. Eminim bundan. Çünkü gerçekten başka insanlarla, senin gibi olup başka yerlerden gelen insanlarla karşılaşıyorsun orada. Ve o okulun mezunlarını da görüyorsun. Başka işlere. Yani bir alanda okumanın o alana mahkum olmak olmadığını da keşfediyorsun. Bir yandan kafan çalışıyor. Yani kafam çalışıyordu benim mühendislik okurken. Hani yoksa orada nasıl? Zevk aldığım formüller, problem çözmeler. Onlar da ilgimi çekiyordu ama çok okuyordum. Yazı denen şey benim çok hoşuma gitmeye başladı aslında. Okudukça insan yazmayı öğreniyor aslında. Yazdıkça değil. Tabii. Okudukça öğrenilen bir şey yazmak. Yeterince onun için, okumadan yazılamaz. Onun için başka bir hayat kararını neredeyse son sınıftan önce almıştım. İçeride. Evet. Peki. Okuldan sonra askere gidiyorsun. Mühendislik bilgilerin ve yazma hevesini birleştirip mesleki bir kitap yazıyorsun. Bir yandan da çeşitli gazete ve dergilerde makalelerin yayınlanıyor. Ancak bunlar seni tatmin etmekten çok uzak. 1961'de arkadaş çevrende tanıştığın bir hanımefendiyle evleniyorsun. Bir kızınız oluyor. Resmi kurumlarda mühendislik ve üniversitelerde öğretim üyeliği yapıyorsun. Artık hem baban hem de toplum tarafından kabul görmüş bir hayatın var. Ancak yalnızlığın hiç geçmiyor. Yaşadığın hayata alışır, olduğu gibi kabul eder misin onu? Hayallerine dair umudun, isteklerin hala canlı kalır mı? Ya şu hayatı olduğu gibi kabul etmek o kadar büyük bir lüks ki. Asla böyle bir şey yapamıyorum. Sadece başarı hırsı değil, yani arzu ettiğim şey, zevk aldığım, arzu ettiğim, kendimi var etmek istediğim şeyin peşine düşmeye devam ediyorum. Yani olduğu gibi kabul etmek zor derken, geldiği gibi kabul etmek. Evet. Yani önüne koyulanla yetinmek. Tabii hem evet. Öyle hem de mesela ya mücadeleyi bırak işte bir maaş bir şey. Ne istiyorsun yürü git. Falan. Evet. Bunlar bana göre değil. Ben dünyanın yani okuya okuya dünyayı değiştirmek mümkünü öğrendim aslında. Dolayısıyla yazarak dünyayı değiştirmek gibi biraz kahramanca, şövalyece görünse de. Sevda ama canım tabii, bu yani. Aynen öyle. Çünkü görüyorsun sevda kitaplar beni değiştirdiğine göre evet. Ben de yazarak başkalarını değiştirebilirim. Peki. Mutsuzluğun hiç geçmediği için 6 yıl süren evliliğin sonlanıyor. Artık kendi ideallerin için yaşama konusunda çok kararlısın. Daha çok yazıyorsun. Dergilerde yayınlanan makalelerin yazma tutkunu beslemiyor. Bir kitap yazmaya başlıyorsun. Kitabın bittiğinde heyecanlı yayın evlerine götürüyorsun. Basacak bir yayın evi arıyorsun. Ancak basmaya yanaşmadıkları gibi okumuyorlar bile. Aynı dönemde TRT'nin bir yarışma düzenlediğini duyuyorsun ve kitabını yarışmaya gönderiyorsun. O yarışmada ödül alıyorsun. Ödül alınca da kitap basılıyor. Kitabın basılması seni mutlu etmeye yeter mi? Mesela yazar olduğunu düşünür müsün? Artık baban için, babanın senin için hayal ettiği hayatın dışında bir hayat kurmaya yakın görünüyorsun. Babaya da bir karşı geliş var orada. Bütün bunlar bu pakete ne dersin? O kadar heyecan verici bir şey. Başkaları anlayamayabilir ama kitabın yayınlanması o kadar heyecan verici bir şey ki bir yazar için. Ha. Hele ilk kitap. Yani yazar oldum.
sonuçta hani hayal ettiğim şey oldu durumu o aslında. Cesaret verici de bir şey. Kitabınla ilgili eleştirmenler sessiz kalıp neredeyse eserini görmezden geliyorlar. Yakın çevrenden ve arkadaşlarından da beklediğin takdiri göremiyorsun. Okuyucular tarafından da fark edilmiyor kitap. Satılmayan kitaplar yayın evinin depolarında kalıyor. Şimdi bu bir hayal kırıklığıdır ve bu seni yolundan vazgeçirir mi, yazmaktan vazgeçer misin acaba? Bir süre vazgeçtim. Yani çok, gerçekten çok moral bozukluğuna neden ola. Bir dünyaya küsme, dünyayı, başkalarını eleştirmenleri, okuyucuları, yayın evlerini suçlama, bu hisler içinden geçiyor. Fakat tabii ilk kitap olduğu için bir yandan da ben yeteneksiz miyim, yapamayacak mıyım gibi de böyle çok gelgitli ruh halleri yaratıyor bu durum. Hele bir sanatçı, yani bir sanatçı olarak görüyorum kendimi bir yandan. Bir yandan da bir yetersizlik hissindeyim. Vehmediyorsun. Vehmediyorum. Evet, bir yetersizlik de olabilir bende. Bunlar tabii çok acıklı şeyler. Çünkü çok uzun yıllar bu yöne gitmişim. Birden yeteneksiz olduğunu öğreniyorsun. Bu ya da dehşet zannediyorsun. Verici. Zannediyorsun tabii. Evet. Zannediyorsun ama... Ağır şeyler tabii. Ama şüphesiz. Bu sanat kürek işleri biraz şöyle karnından geliyor. Yani seni böyle zorluyor. Orada kıvranıyor yani. Onun için çıkacaksa çıkacak. Çıkacaksa bu. Çıkacak. Bir daha oturup yazıyorsun. Peki. Yazmakla ilgili hayal kırıklığın seni başka alanlara yöneltiyor. Yazdığın bir öyküyü kısa film olarak çekiyorsun. Üstelik yönetmenliği de üstlenerek. Ancak film bir talihsizlik sonucu kayboluyor. İkinci bir kez bir büyük hayal kırıklığı ve tamamen içine kapanıyorsun. Kendini başarısız hisseder misin diyeceğim. Hissettiğini söyledin. Evet, İçindeki nasıl? Boşluğu nasıl doldurmayı düşünüyorsun desem belki birazcık açarım. O boşluğu doldurmakla uğraşmak bile büyük bir enerji gerekiyor. Yani üst üste ikinci başarısızlık evet. Gibi bir şey. Yani o başarısızlık hissinden kurtulmak için bile çok ağır bir çaba gerekiyor. Evet. Onu bile göstermekten aciz kalıyorsun. Yani lanet ediyorsun hayata. Evet. Erken bir yaş, genç bir yaş aslında. Evet. Tabii ki hani dışarıdan bakacak olsam bir sürü başka imkan var. O kadar üzülmeye gerek yok ama varoluşunu buna bağlamış durumdasın. Hı-hı. Yani mühendisliği şunu bunu terk edip bırakıp önce yazmışsın, film çekmişsin. Bir yandan da kaybolmuş falan. Mühendisliğin verdiği bir rasyonellik var. O aslında yardıma geliyordur büyük ihtimalle. Onun yardımıyla olmuştur. Devam ediyorum. Peki, çözüm bakalım. Aramaya, problem bakalım. Çözmeye. İçindeki boşluk hiçbir zaman tam anlamıyla dolmuyor. 1974'te yazdıklarını okuyup seninle röportaj yapmak isteyen bir hanımefendiyle birbirinizi seviyorsunuz. İkinci evliliği yapıyorsun. Yazmak ve üretmek açısından en verimli olduğun dönemler ama istediğin ilgiyi bir türlü göremiyorsun. Yazdıkların, yaptıkların fark edilmiyor. Evlendin, sürekli yazıyorsun ama yazdıklarında karşılık bulmuyor. Nereye varacak bu iş dostum? Herhalde beni kimse fark etmeden ölüp gideceğim. Bir yandan ciddi bir varoluş problemi bu yani. İnsanın içinde kapkaranlık bir şey duruyor. Kendini yiyorsun, sürekli kendini yiyorsun ister istemez. Ya dış dünyadakilerden nefret edeceksin. Hani bu insanın kendi benliğini koruması için başvurduğu bir şey, bir tepki aslında. Ya da kendini tuhaf yiyeceksin. Tuhaf bir korunma biçimi değil mi? Bir yandan da tabii ki hani yazmak o kadar vakit alan bir şey ki para kazanmaya vaktin kalmıyor. Yani yazdığından para kazanman mümkün değilse yandın. Bir de öyle bir problemi çözmek lazım. İçindeki boşluk ve yazdıklarının karşılık bulamaması giderek seni daha çok üzüyor. Belki de bu yüzden beyninde bir tümör oluşuyor. Tedavi için acilen Londra'ya gidip bir süre orada kalıyorsun. Ölmekten korkar mısın, korkuyor musun? Yaşadıklarına rağmen yazmaya devam edecek misin diye sorayım. Yok, ölmekten çok korkarım. Korkmamaya imkan yok. Ölmemeye çalışıyorum tabii ki. Vakti iyi değerlendireyim gibi bir şey bile trajik geliyor. Hani öleceğim madem bu arayı iyi değerlendireyim bile diyemiyorsun. Ölüm korkusu bugünü de etkiliyor sürekli.
Ama o bile yazmak için ilham verici bir şey. Yani ölüm korkusu bile bir yazar için, yazı yazmak için ilham verici bir durum bir yandan da. Tanışmak ister misin? Evet. Tanıyor musun? Galiba. Gelsin bakalım. Elbette Oğuz Atay. Evet. Elbette çoktandır farkındasın, evet, kimden bahsettiğimizi. Evet. Beklediğin için teşekkür ederim bizimle birlikte. Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Korkuyu Beklerken gibi çağdaş Türk edebiyatının önemli eserlerinin yazarı. Buruk, kırgın ve anlaşılamayan bir yazar olarak hayata gözlerini yumdu. Evet. Ölümünden sonra yazdıklarının değeri elbette anlaşıldı. Şu ana kadar yüzlerce baskı yapan kitaplarının kendisi hayattayken ikinci baskısını bile göremedi. Bu kırgınlığını ve yalnızlığını günlüklerinde şu sözlerle kaleme aldı. Kimse dinlemiyorsa beni ya da istediğim gibi dinlemiyorsa günlük tutmaktan başka çare kalmıyor. Canım insanlar, sonunda bana bunu da yaptırdınız. Oğuz Atay hep kendisi gibi sıkışmış insanların hayatını anlatmaya çalıştı. Ne kadar yalnız ve karamsar olsa da tüm hikayelerinde insanlara karşı hep bir umut vardı. Yayın evleri tarafından ödül alana kadar basılmayan romanı Tutunamayanlar, UNESCO tarafından 20. yüzyıl Türk edebiyatının en seçkin eseri olarak kabul edildi. 76'da beyninde bir tümör oluştu. Uygulanan tüm tedavilere rağmen hayata tutunamadı. 13 Aralık 77'de bir arkadaşının evinde elimizden kaydı gitti Oğuz Atay. Sana Oğuz Atay olarak son bir soru sormak istiyorum. Anlaşılmayan bir sanatçı olarak hayata veda etmek? Ya bunu sezdim zaten. Öyle olacak. Fakat bütün romanlarda bir şey var. O beni ayakta tutuyor. Bütün romanlarım son derece trajik karakterleri anlatmasına rağmen çok eğlenceli. Çok. Neden böyle yapıyorsunuz? Türk halkım neden böyle yapıyorsunuz, değil mi? Güzel. Peki biraz ezelle konuşmak. Çocukluk hayal, Oğuz Atay'ı çok sevgiyle, saygıyla. Oğuz Atay benim gençliğimin en önemli yazarlarından biridir. Yani bütün eserlerini, bütün kitaplarını okudum. Hatta onun kaldığı evde de kaldım. Bir arkadaşım orada. Biraz bahsediyor musun? Bir arkadaşım orada yaşıyordu. Kısa bir, o vefat ettikten çok sonra tabii ki. Evet. Onunla ilgili başka anekdotları da arkadaşlarından, tanıdıklarından dinledim. Hepimizin yanında çok rahat hissedeceği, çok seveceği bir karakteri var aslında. Çok romantik, çok yumuşak başlı ve çok eğlenceli bir insan idi. Oğuz Atay'sız bir okuma serüveni herhalde çok eksik olmaz demeyelim de çok eksik çünkü kalmış olur. Çünkü Türkçe dilini kullanış şekli kendi öncüllerinden çok farklıydı. Bir benzeri yoktu. Ondan sonra çok tabii edebiyatı çok etkiledi genç yazarları. Ama çok çok ilginç ve çok nasıl söyleyeyim bir rock müzisyeninin radikalliğinde ya ki gibi bir dil kullanımı vardı. Yani bütün dil kurallarını alt üst eden, hoplatan, zıplatan bir yani tasvir mesela okuması sıkıcı bir şeydir. Evet. Sayfalar dolusu bir oda tasviri anlatıyor ve kopmuyorsun. Ve eğlenceden kuduruyorsun. Oğuz Atay dursun çok güzel duruyor. Evet. Ben sana sormak istiyorum şimdi Ezel'cim. Çocukluk hayallerinle şimdiki hayatın arasında nasıl? Paralel mi? Kesişti mi? Çatıştı mı? Çakıştı mı? Ne oldu? Vallahi çocukluk hayallerim şöyle. Ben mesela bir gelecek hayali kurduğumu hatırlamıyorum. Hayal, çok hayal kurduğumu hatırlıyorum. Çok ama. O zaman doğru yerdeyiz. Yani, hala hayal kuruyorsun. Aynen çünkü. Öyle. Evet. Yani yatağa yatıp bir saat hayal kurarak geçerdi benim için. Rüyayı da düzene sokuyor. Herhalde yani. Bir de o zaman internet yoktu benim çocukluğumda. Fakat şimdi farkında. Elektrik var mıydı? Vardı canım. O kadar da değil.
Ben şehirde, şehirli bir çocuk, bir burjuva ailenin çocuğuyum sonuçta. Şunu hatırlıyorum yalnız, internet yoktu ama ben resimli bilgi ansiklopedisi vardı. Evet. Onu mesela hatmetmiştim. Resimli bilgi ansiklopedisi bugün internette gezerken nasıl görünüyorsa evet, öyle görünür. Her sayfada yeni bir bilgi ve resimleri. Yeni bir bilgi ve resimleri. A'dan Z'ye de seçebiliyorsun. Şeyleri hatırlıyor musun? Kim kimdir, nasıl çalışır falan. O altı V'yi hatırlıyor musun? Onları da hatırlıyorum. Ben de hala yani mevcut. Bütün ansiklopedileri, daha sonra zaten üniversite yılları da ansiklopedi yazarlığı da yaptım. Madde yazdım İstanbul Ansiklopedisi'ne. Madde mi yazdın? Madde yazdım. Öyle bir iş vardı, para kazanıyordun ama ben zevkle yazıyordum onları, araştırma falan. Ben hiperaktif bir çocuktum. O zamanlar hiperaktivite icat edilmemişti. Evet. Sonradan düşünüyorum. Onun hiperaktivite olduğu bilinmiyordu. Sonradan bilinmiyordu. Acel mi diyorlardı sana? Acel diyorlar. Aceleci. Aceleci, çabuk. Daha çok hızlı. Maymun iştahlı deniyordu onlara. Yani ona, oradan oraya zıplıyorsun, ondan oraya, ondan oraya, ondan oraya. Peki öldükten sonra değerinin anlaşılması, Oğuz Atay tamamen aramızdan ayrılmadan bir daha sorayım. Herkesin değeri öldükten sonra inşallah anlaşılır. Evet. Bir kere bari, öyle bir şey söyleyeyim. Bari. Hiç değilse değeri anlaşılmış olur. Evet. Çünkü değerin anlaşılması... Umarım yaşarken anlaşılır. Olmadı bari öldükten sonra. Anlaşılır ki bize, o insanın tecrübelerinin bize faydası dokunur. Evet. Değerin anlaşılması o demek. Aktarma aslında gerçekleşir, evet. Ama tabii ki yaptığının değerinin anlaşılmaması çok trajik bir şey. Herkes için. Sadece sanatçılar için değil. Yapmak istediğin şeyler engellendiğinde ne hissedersin? Vallahi gizli gizli yapmaya devam ediyorum. Hayal ettiğinden daha farklı bir meslekte olmak sana ne hissettirir? Başka bir hayat kararını neredeyse son sınıftan önce almıştım. Kitabın basılması seni mutlu etmeye yeter mi? Mesela yazar olduğunu düşünür müsün? Başkaları anlayamayabilir ama kitabın yayınlanması o kadar heyecan verici bir şey ki bir yazar için. Hele ilk kitap. Evlendin, sürekli yazıyorsun ama yazdıklarında karşılık bulmuyor. Nereye varacak bu iş? Öyle çok gelgitli ruh halleri yaratıyor bu durum. Herhalde beni kimse fark etmeden ölüp gideceğim. Ölmekten korkar mısın? Korkuyor musun? Yaşadıklarına rağmen yazmaya devam edecek misin? Yok, ölmekten çok korkarım. Ölüm korkusu bile bir yazar için, yazı yazmak için ilham verici bir durum bir yandan. Ölümünden sonra yazdıklarının değeri elbette anlaşıldı. Şu ana kadar yüzlerce baskı yapan kitaplarını kendisi hayattayken ikinci baskısını bile göremedi. Yarın uyandığın zaman bu 5 hikayeden hangisi en çok aklında kalacak? Şu madenci çok canımı yaktı tabii ki. Geri döndürülemez bir durum o yani. Hepsi çok etkileyiciydi aslında yani. Ben mesela öğretmenin hikayesine tutunmayı tercih ederim. O çok umutlu çünkü. Ve çok sonuç almış bir şey yani. Izdıraptan sonuç, olumlu sonuca doğru giden bir şey yaratmış. O çok cazip bir hikaye bu yüzden. Peki. Çok güzel bir paylaşımdı. Yani bir kere oyunu çok iyi oynadın. Çok yürekten çok katıldın. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Tam da bir hikaye anlatıcısına yaraşır bir şeydi. İki programda. Hikaye anlatıcısı. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica sağ ol, ederim. İyi ki geldin. Bu yılın son yayınıydı. Seninle kapatmaktan çok mutluyuz 2022'yi. Gelecek yılın empatide çığır atlamamızı sağlayacak şekilde gelişmesini diliyorum. Birbirimizi daha çok anlayalım, daha çok dinleyelim, hissetmeye çalışalım. Biraz daha diğerken olalım diye diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki sene yeni bir empatide, yeni empatide buluşmak üzere. Hoşçakalın.